Ben açıkçası sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bence yangınların hepsi kaza. Ciğerlerimiz yanıyor. Ne demek yani? Orman yangını ne demek? Bana göre sabotaj diye düşünüyorum. Dikkatsizlik, biraz daha dikkat etseler bir şey olmayacaktır. Eş zamanlı olması bir terör saldırısı diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Kayseri'nin Yahyalı ilçesi başta olmak üzere dün Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak yangınlar meydana geldi. Bakalım vatandaşlar meydana gelen yangınlar hakkında neler düşünüyor? Vallahi ben de aynı sizin gibi çok üzülüyorum. Yani acaba bu neden oluyor? Ben insanlarımızın saygısızlık veya görgüsüzlükten kaynaklandığını şey yapıyorum. Mesela ne diyeyim? Geçerken yoldan şişe atıyorlar, efendim sigara atıyorlar. Tabii insan olaraktan üzülüyoruz memleketimizin. Peki sizce yangınların sabotaj alma ihtimali var mı? Vallahi şey diyemem yani, olur veya olmaz. Olabilir de belki de, ne bileyim, bizim insanlarımız bazı, ne bileyim. Peki Türkiye'de vatandaşlar ormanlara yeterli kadar değer veriyor mu? Bence vermiyorlar. Ben yurt dışından geliyorum. Yurt dışında çok önem veriyorlar. Burada görüyorum ben, burada mangal mungal yapıyorlar. Pisliklerini misliklerini bırakıp gidiyorlar. Biz yurt dışında olduğum için mesela biz de yapıyoruz. Orada temizlik, memizlik adam imkanı yok. Bırakıp da gidemezler. Çünkü görevliler var orada. Bence yangınların hepsi kaza. Çünkü hava çok fazla sıcaklaştı ve etrafta kirlenmeler fazla. Yani etraftaki camlar güneş ışınlarından dolayı fazladan dolayı yangın çıkarıyor. Türkiye'nin dün dört yanında eş zamanlı olarak yangınlar meydana geldi. Bunlar kaza olabilir mi? Olabilir. Mümkün. Size Türkiye'de ormanlara yeteri kadar değer veriliyor mu? Çok da değil. Siz veriyor musunuz? Veriyorum. Dediğim gibi aynen, ciğerlerimiz yanıyor. Ne demek yani, orman yangını ne demek? İnsanlar biraz duyarlı olsa herhalde bunlar başımıza gelmez. Yani herkesin dikkat etmesi lazım. Sadece orman yangını değil, her şeye dikkat etmesi lazım. Yani dediğim gibi gerçekten üzücü bir olay. Yüreğimiz yanıyor yani, diyeceğimiz odur. Peki sizce Türkiye'de ormanlar yeterince kadar değer veriliyor mu? Verilmiyor. Neden olabilir bu? İnsanların duyarsızlığından, eğitimsizliğinden ve işte şimdi anlatacak çok şey var da şimdi yani şu an anlatmak istemiyorum. Vallahi çok iyi bir şey düşünemiyorum. Büyük bir ihtimal sabotaj olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebini de bilmiyorum ama çok iyi bir şey değil. Sizce Türkiye'de ormanlara yeteri kadar değer veriliyor mu? Ormanların etrafında yaşayan yerli halk ormanlarını koruyor ama yine kötü niyetli olanlar bunları her zaman ihmal ediyor. İşte kendi sorumlulukları altında olmadığını düşünerek zarar veriyorlar bu şekilde. Sizler yangınların kaza değil sabotaj olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu neden yapıyor olabilirler sizce? Bilmiyorum. Bir kötü niyet yani. Bir şekilde zarar vermek istiyorlar. Bence sabotaj. Neden sabotaj olduğunu düşünüyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Kimse kasıtlı yakmayı yani yakabilirler. Türkiye'nin birçok yeri cennet. Özellikle dağlık ve ağaçlık olan yerlerde çok güzel. Bana göre sabotaj diye düşünüyorum. Peki sizce Türkiye'de ormanlara yeterli değer veriliyor mu? Hayır. Neden verilmiyor olabilir? Bilemiyorum. Bunu Çevre Bakanlığı'na sormak lazım. Dikkatsizlik, biraz daha dikkat etseler bir şey olmayacaktır. Peki sizce Türkiye'de ormanlara yeterli değer veriliyor mu? Kesinlikle hayır. Neden verilmiyor olabilir? Yani çevreye baksak zaten yeterlidir. Peki sizler veriyor musunuz yeterli değeri? Vermeye çalışıyorum. Yani bu benim kendi düşüncem, hani eş zamanlı olması bir terör saldırısı diye düşünüyorum ben kendi açımdan. Hani piknikçilerin veya vesaire başka birilerinin yapmış olduğu dikkatsizlikten veya sigara atıldığından, izmaritten falan çıkan yangınlar bir veya iki yerde olur diye düşünüyorum. Ama tüm Türkiye genelinde olunca biraz düşündürüyor yani. Sizce terör örgütleri Türkiye'nin dört bir yanında neden sabotaj yapıyor olabilirler? Yani halka kaosa itmek için olabilir veya huzursuzluk çıkarmak için olabilir. Yani başka bir nedeni yok. İlk önce şey dediler, hani söylendi. İşte bir bölgeye otel yapılacak gibi falan söylenildi. Ama işte Kayseri'nin de Yahyalı'da falan veya değişik yerlerde de çıkınca düşündürüyor yani.
Sizce Türkiye'de vatandaşlar ormanlara yeterli değeri veriyor mu? Vermiyor. Yani şimdi bu ayrı bir olay tabii de. Hani bu peşi sıra gelen bir şey. Biraz dikkat çekici bir olay bu. Ama genel olarak verilmiyor tabii. Kimse dikkat etmiyor. Ben açıkçası sabotaj olduğunu düşünüyorum. Başka da açıkçası bir fikrim yoktu. Çünkü benim haberim bile yoktu siz söylemeseydiniz. Yani aklıma başka bir şey de gelmiyor. Çünkü şans eseri de olamaz böyle bir şey. Başka da bir fikrim yok. Peki sizce Türkiye'deki ormanlar neden yakılıyor olabilir? Araziler için. Daha fazla arazimiz olsun diye. Artık apartmanlar için pardon. Apartmanlar için olabilir. Yapımlar için olabilir. Hiçbir fikrim yok. Her şey olabilir. Öyle yani. Peki sizce Türkiye'de ormanlara yeteri kadar değer veriliyor mu? Değişiyor. Her yerde değil, her ilde de değil. Mesela çok ormanlar için ağaçlar dikiliyor, çok şeyler yapılıyor. Mesela Tema Vakfı çok çabalıyor diye düşünüyorum ama yeterince de olmayabilir açıkçası.